Bafralar buluşması dedik ama burada tüm Türkiye buradaydı. Bafra buradaydı, Samsun buradaydı. Samsun sevdalısı, Türkiye sevdalısı, Bafra sevdalısı. Bir vekilimiz Sayın Avukat Orhan Kırcalı. Efendim gerçekten duygusal bir konuşma oldu. Birlik beraberlik içerisinde İsrail naletlendi. Bu gecede düşüncelerinizi alalım birlik beraberlik için. Çok teşekkür ediyorum Abdullah kardeşim. Ben öncelikle bu güzel geceyi tertip ettikleri için BADEF başkanımıza, yönetimindeki değerli hemşerilerimize, SAMKOM başkanımıza ve yönetimdeki hemşerilerimize ben hasreten teşekkür ediyorum. Buraya teşrif eden, burayı onurlandıran Samsunlu, Bafralı, 17 ilçemizden buraya teşrif eden tüm Samsunlu hemşerilerimize de ben çok çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Burada konuşmamda da ifade ettiğim gibi evet bu toplantının ismi Büyük Bafralılar Buluşması. Ben bir de ona artı olarak Filistin'e destek buluşması olarak da bu geceyi biz burada hep birlikte birlik beraberlik içerisinde idrak ettik. Son zamanlarda yaşananlar 15. gün 16. güne giriyor. Hep birlikte müşahede ediyoruz. Zalim İsrail'in orada Filistinli Müslüman kardeşlerimize yapmış olduğu zulmü hep birlikte müşahede ediyoruz, hep birlikte görüyoruz ve lanetliyoruz. Savaşın bir hukuku var. Savaşın bir ahlakı var. Savaşın da bir kuralı var. Ama maalesef zalim İsrail bu kurallardan hiçbirisini de takmıyor tabiri caizse. Orada çocukları katlediyor. Orada kadınları katlediyor. Orada Müslümanları katlediyor. İnsanlık suçu işliyor. Bir katliam gerçekleştiriyor. Ama şundan emin olun. Hani orada da ifade ettim ya. Coğrafya bir kaderse biz bu kaderi kendi ellerimizle değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? İşte şu salonda sordum arkadaşlara, organizasyonda emeği geçen arkadaşlara. 1000 küsür kişi, 1100-1200 kişinin bu organizasyona katıldığını ifade ediyorlar. İşte bu salonda gösterdiğimiz birlik beraberlik, Samsun'da bizim 17 ilçede gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ve tüm Türkiye'de göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlik bizim en büyük değerimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte tam onun zamanı, tam şimdi onun zamanı. Biz güçlü olacağız Abdullah kardeşim. Bu zorlu coğrafyada biz güçlü olacağız. Ekonomik olarak güçlü olacağız. Siyasi olarak güçlü olacağız. Askeri olarak güçlü olacağız. Biz üreteceğiz. Kendimiz üreteceğiz. Her şeyimizi biz kendimiz yapacağız. İHA'mızı, SİHA'mızı, tankımızı, topumuzu, hepimizi, her şeyi kendimiz yapacağız. Ekonomik olarak da güçlü olacağız. Siyasi olarak da güçlü olacağız. Ve tüm bu unsurlarla, bu sacayla birlikte bunu tamamlayan birlik ve beraberlik. Bu güçlerimizi de biz vatandaşımızdan alıyoruz. Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Gençlerimizle inşa edeceğiz. Çocuklarımızla inşa edeceğiz. Hanım kardeşlerimizle inşa edeceğiz. Yaşlılarımızla, onların tecrübelerinden yararlanarak yaşlılarımızla inşa edeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde inşa edeceğiz. Bakıyorsunuz şu zalim İsrail'in yaptığı zulümde Sayın Cumhurbaşkanımızın o diplomasisini görüyorsunuz değil mi? Telefon diplomasisi, oradan bakanlarımızın bölgeye gitmesi, bütün gayretleriyle bu zulmün durdurulması için gayret sarf ediyor. Tüm mazlum coğrafyaların gözü kulağı Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Biz bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Yeter ki biz bir olalım, yeter ki biz bir beraber olalım. Türkiye olalım diyoruz. Bafra ile ilgili de orada da ifade ettik. Biz Bafra için, Samsun'umuz için, 17 ilçemiz için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde de devam ettiriyoruz. Eksiklerimiz vardır. İnsanın olduğu yerde mutlaka eksik olur ama biz o eksikliklerimizi de Allah'ın izniyle hemşerilerimizle birlikte de birlik ve beraberlik içerisinde gidereceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Hep beraber haykırıyoruz. Lanet olsun İsrail'e. O çocuklara kıyıyorlar. Dolayısıyla Allah'ın laneti onların üzerine olsun inşallah diyoruz.